Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte röportaj yapacağız. Röportajımızda konuğum babam olacak ve babama bazı sorular soracağız arkadaşlar. Başlıca sorularımız köyüm olan Asancı Köyü ile ilgili olacak arkadaşlar. Neden bu köyden sakın vazgeçmeyin arkadaşlar? Çünkü bu köy gerçekten de resmen maceracı bir köye benziyor arkadaşlar. Ben de tarihini okuyunca şok oldum arkadaşlar. Hadi gelin şimdi röportajımıza geçelim. Evet arkadaşlar, şu an babama bağlanıyoruz. Şu an onu görüntülü arıyorum arkadaşlar. Hemen. Alo. Baba nasılsın? Teşekkür ederim. Seni ne sormalı? Ben de iyiyim. Ne yapıyorsun? Şimdi videodayız babacığım. Şimdi sana birkaç sorum olacak. Seninle bir takım röportaj yapacağız. Tamam, hazırım. Sor bakalım. Tamam. İlk sorumuz geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Hasancık Köyü'nün tarihi ile ilgili ne biliyorsun? Kısaca anlatır mısın baba? Tabii ki bildiğim kadarıyla söyleyeyim. Hasancık Köyü şu an bildiğimiz Adıyaman merkeze bağlı Yedioluk Köyü. Yani Türkçe ismi Yedioluk Köyü. Kürtçe ismi de Heftoluk Köyü. Köyünden şu anki bulunduğumuz yere gelmiş, Hasancık Köyü'ne gelmiş. Yaklaşık olarak 1850 yıllarında diyebiliriz. Ve bizim köy Yedioluk'tan gelirken Alevi olduğunu biliyorum. Daha sonra mezhep değiştirerek Sünni olmuşlar, Hanefi mezhebine geçmişler. Bizim köyün bulunduğu yer eski yerleşim yeri olarak da biliyorum. Çünkü Osmanlılar döneminde Ermenilerin yerleşim olarak biliniyor bizim köyün bulunduğu yer. Bu şekilde, yani kısaca bu şekilde söyleyebilirim ben sana. Anladım. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Yedioluk Köyü'nden Hasancık Köyü'ne ne zaman geldiniz? Yani biraz önce de söylediğim gibi tam olarak bilmemek birlikte yani bizim köydeki mezarlığa göre söylüyorum. Bizim köydeki en eski mezarlığa göre konuştuğumuz zaman 1850 ve sonrası yıllarda Hasancık Köyü'ne geldiğini düşünüyorum. Anladım. Hemen üçüncü sorumuza geçelim. Herhangi bir aşirete mensup musunuz? Evet, yani bu güzel bir soruydu. Tabii ki Adıyaman Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir de aşiret kavramı var Adıyaman bölgesinde. Biz de Kavya aşiretine mensup bir köyüz. Kavya aşireti Adıyaman bölgesinde geniş bir bölgeye sahip. Hatta Suriye'de de Kavya aşiretinden mensup aileler var. İran'da da olduğu söyleniyor. Ancak Kavya aşiretinin bir kısmı Sünni. Alevi olduğu için Kavya aşiretine Türkmenler, yani Türk de diyorlar. Sonradan asimile olup Kürt olduğunu söyleyenler var. Evet, doğru bilgi değil. Bilmiyorum. Ben de kısaca bir araştırma yaptım. Kavya aşireti ile ilgili Osmanlı tarihinde 1600'lü yıllara gittiğimizde Osmanlı belgelerine baktığımız zaman Adıyaman bölgesinde önemli bir olarak görünüyor ve biliniyor. Ama
şu an itibariyle Adıyaman'da haşret kavramı eskiye nazaran azaldı. Yaklaşık 20-25 köye yakın kahve haşretine mensupsun. Ama şu anki nesil, şu an genç bizim dönemimizdeki arkadaşlar artık ismini unutabiliriz yani. Anladım. Bu kadar. Çok iyi anlattın baba. Hemen dördüncü sorumuza geçelim. Bu da senin dediğin gibi kavi aşiretiyle ilgili. Bize biraz kavi aşireti hakkında bilgi verebilir misin baba? Yani kavi aşiretiyle ilgili bir başka bir soruya geçelim istersen. Tamam. Bilinen gelenek ve göreneklerimiz nelerdir? Yani bilinen gelenek ve göreneklerimiz Nevruz kutlamaları oluyor. Tabii bu Doğu Anadolu bölgesinde özellikle ülke genelinde İran'da, Irak bir bölge oluyor. Nevruz etkinlikleri baharın gelişini müjdeleyen bir etkinlik. Doğrudur. Bizde de olan bir etkinlik. Ondan sonra Hıdrellez şenlikleri oluyor. Hıdrellez şenlikleri olduğu zaman bizim köy içerisinde bazı arkadaşlar onu kıyafetler giyip ev ev giderler. Ya gibi malzeme böyle talep ederler. Öyle yani. Anladım. Burada bunu getirdim. Köydeki ailelerin yakınlık derecesi nedir babacığım? Köy, Hasancık köyünün hepsi akraba. Evet. Biz mensup olduğumuz için Yedioğluk köyüne gelirken bir babaya olarak bir baba Küçük Hasancık köyü tarafına gidiyor. Dört baba da bizim Hasancık köyüne yerleşiyor. Omar, Şirik, Baz, Bazo, Ol diye dört tane kardeş de burada kalıyor. Hepsi bir buradan gelme, hepsi amca çocukları, hepsi de akraba olan bir köy yer. Hepsinin kan bağı bir. Anladım. Demek ki böyle kurmuşlar köyümüzü. Yedinci sorumuza geçelim hemen. Köyün şu anki eğitim durumu nedir? Yani köydeki gençlerin çoğu Şahtar Üniversitesi'nde okuyor. Yani köyümüzde birçok memur, doktor, mühendis, avukat, öğretmen, polis, asker, çeşitli alanlarda bir sürü insanımız var. Durumu iyi seviyede. Anladım. Sekizinci sorumuz. Hasancık ismi nereden gelmektedir? Nasıl bulmuşlar bu Hasancık ismini baba? Ya Hasancık ismi Cumhuriyet kurulduktan sonra Toprak Kanunu ile birlikte nasıl her vilayetin nüfus memurları her bir lale kafadan bir soy isim vermişler biliyor musun? Muhtemelen bizim Hasancık köyü de yine nüfus memurları tarafından ya da devlet görevlileri tarafından verilen isim. Ben zannetmiyorum ki bizim dedemizin böyle bir isim olduğunu düşünmüyorum. Yani devlet görevlileri tarafından verilen bir isim diye düşünüyorum. Anladım. Bana göre de mantıklı geldi. Hemen dokuzuncu sorumuza geçelim. Hasancık köyünün eski dönemlerde Mil adıyla anılmasının sebebi nedir babacığım?
Yani hem Hancı köyünde hem de işte dediğim gibi bizim Kavya şehrinde eskiden Osmanlı döneminde mir kelimesi çok kullanıldı. Mir demek bey anlamına gelmek demek, saygı bir ünvan anlamına gelir. Kavya şehrine mensup bütün sayılır beylere mir denilirdi yani. Anladım. Mesela örnek verirsek Adıyamanlı bir tane milletvekili vardı, Kahtalı. Mir Mehmet Dengir Fırat diye mir ismini kendisi kullanmış. Ama dediğim gibi eskiden bey anlamına gelen saygı içinde diyebiliriz yani. Evet. Çok güzel cevapladın babacığım. Gerçekten de dediklerinin hepsini anladık. Hasancık Köyü'nün coğrafi konumu ile ilgili bize, arkadaşlarıma birazcık bilgi verebilir misin? Tabii ki. Biz merkeze bağlı. Adıyaman'ın doğusunda bulunan, Adıyaman'a 13 kilometre, Kağıt'a yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta olan bir köyümüz. Adıyaman limanına yaklaşık 2 kilometre. Bulunduğu konum yönünden çok güzel bir konumda. Kağıt'a Adıyaman yolu üzerinde. Çok konumu güzel bir köyümüz. Evet. Çok doğru söyledin baba. Hemen son sorumuza geçelim. Hasancık Köyü'nün geçim kaynağı nedir? Yani eskiden geçim kaynağı, yani eskiden de öyleydi. Tütün yetiştiriciliği. Şu anda tütün. Ama tütünle ilgili bir kısıtlama geldi. Kısıtlama geldikten sonra tabi buğday, arpa, mercimek, nohut, karpuz gibi ürünler de yetiştiriliyor bizim köyümüzde. Bunlar tabi sebzeler, domates, biber, patlıcan üretimi hem kendi ihtiyaçları için de ekonomi ihtiyaçları için yetiştiriyorlar. Şu an yine tütün yetiştiriciliği ön planda ama dediğim gibi buğday, arpa ve sebze üretimi de yapılmakta yani. Ancak hayvancılık az da olsa yine artabiliriz. Evet, sağ ol babacığım. Gerçekten bize çok güzel bilgiler verdin. Köyümüzün gerçekten daha fazla tanıdık. Bütün verdiğin bilgiler için teşekkür ederim. Bir selam veya veda etmek ister misin izleyicilerimize? Tabii ki. Öncelikle Hasancık Köyü'ne çok çok selamlar. Bütün akrabalarıma selam gönderiyorum. Bizi izleyen arkadaşlara da bizim köyle ilgili bir röportaj hazırladığım için şahsım adına çok mutluyum. Çok sevindim. İzleyen arkadaşlara da faydalı olur diye düşünüyorum. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.